Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre Elish ile ilgilenen sarı kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elish kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı. Galatasaray'dan Fode Ballo Touré bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atik Van Aanholt'un sergilediği kötü performans, sarı kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Ballo Touré için devreye girildi. Alfredo Pedruyan'ın haberine göre Galatasaray Fode Ballo Touré için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transfer adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Ballo Touré'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo Touré'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la da anılmıştı. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası. 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda başta Icardi, Mertens ve Torreira olmak üzere kadrosuna 13 yıldız ismi kattı. Yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, iç transferleri önemli oyuncularına hem hak ettikleri sözleşmeleri vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Yunus Akgün ve Sasha Boy'un ardından 2020-2021 sezonunun başında 3. temsilcisi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'yla da masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 8 milyon lira kazanan 24 yaşındaki milli yıldızla yıllık 20 milyon TL üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Kerem'in sözleşme bitiş tarihi de 2027 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray anlaşmayı kapa bildirdi. Galatasaray'da ekonomik kalkınma planı doğrultusunda yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'de açık ara en çok sponsora sahip takım olan Sarı Kırmızılılar, ünlü kargo şirketi Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan sözleşme ile Aras Kargo, Galatasaray'ın resmi taşıma sponsoru oldu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Aras Kargo ile bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Galatasaray Spor Kulübü'ne vereceği destekten dolayı Aras Kargo'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Özbek, stat isim sponsorluğu ile ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Galatasaray'a sağlanacak destekler ve sponsorluklar için her gün çalışıyoruz. Sonuçlanmadan ifade etmenin doğru olmadığını düşünüyorum ama taraftarlarımız ve camiamızın Galatasaray'ın sponsorluk anlamında çok daha büyük faydalar sağlaması için elimizden geleni yaptığımızı bilmesini istiyorum. Sonuçlandıkça sizlerle bunları paylaşacağız." diye konuştu. Her ne kadar sponsorluk gelirleriyle Real Madrid'de yarışamayacak olsa da Galatasaray hali hazırda Eflatun Beyazlılar'la birlikte Avrupa'nın en çok sponsora sahip 3. takımı konumunda. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro elde ederken Galatasaray yalnızca 25 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor.
Galatasaray'dan Roberto Firmino bombası. Galatasaray'ımız yaz transfer sezonu sona erse de transfer çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetim kurulu kulübe yeniden Avrupa çapında başarılar kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Sport Toto Süper Ligi zirvede tamamlayarak UEFA organizasyonlarında yeniden ses getirmek isteyen Aslan, sezon sonunda yapılacak transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü golcüsü Roberto Firmino için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun Liverpool'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Firmino'yu sezon sonu için takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı Firmino ile anlaşmanın tamamlanması halinde, UEFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren ön protokol imzalayabilecek. Galatasaray'da bomba Kaan Ayhan gelişmesi. Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazanç'tan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. İşte Kaan Ayhan gerçeği. Galatasaray'da kurmaylar transfer dönemi bitmeden kısa bir süre önce Kaan Ayhan'la her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle Sarı Kırmızılılar 1 milyon 600 bin euro üzerinden 4 yılını el sıkışmıştı. Sassuolo da Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifini kabul etmişti. Ancak skorerin edindiği bilgiye göre Sassuolo Galatasaray'ın indirim talebine karşın beklentisini 6 milyon euroya yükseltmiş ve transfer rafa kaldırılmıştı. Galatasaray'ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan'ın transferinin neden olmadığı ortaya çıktı. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan'dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı. Dionisi'nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu. Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 4 maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte rakip velileri bir kez havalandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.